Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında brokoli hazırlıyoruz. Kullanacağımız malzemelerimize şöyle bir göz attıktan hemen sonra tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bize gerekli olan malzemelerimiz şöyle. 1 kilogram önceden bol suyla yıkanmış brokoli, 2 adet kırmızı kapya biber ve 3 adet yumurtamız var. 1 kase rendelenmiş mozzarella peynirimiz var. Mozzarella yerine eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. 1 kahve fincanı süt, 1 kahve fincanı zeytinyağı kullanıyoruz. Ve birer çay kaşığı olacak şekilde kekik, karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Öncelikle brokoliyi iri iri doğrayarak hazırlıyoruz. Kullandığımız malzemelerin tümünü ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra tarif hakkında yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Brokoliden sonra biberlerimizi de aynı şekilde iri iri doğrayarak hazırlıyoruz. Yapılışı oldukça kolay. Denemenizi önerebileceğim pratik ve lezzetli bir tariftir arkadaşlar. İster kahvaltılarınız, isterseniz de diğer öğünleriniz için hazırlayarak deneyebilirsiniz. Doğradığımız brokolilerimizi uygun bir tencerenin içerisine alarak üzerine bir bardak su ekliyoruz. Su için kullanmış olduğum bardak ölçüsü 400 ml. Daha sonra kapağını örterek tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Ocağımızın altını tam açarak kaynamaya bırakıyoruz. Suyla birlikte kaynamaya başlayan brokolileri ocağın altını kısarak kısık ateşte yaklaşık 3 dakika kadar pişiriyoruz. Brokolimiz haşlanırken biz de üzerine kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Derin bir kabın içerisine aldıktan sonra bir çatal ya da tel çırpıcıyla çırparak yumurtaların açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra yumurtaların üzerine süt ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Zeytinyağının tamamını koymuyorum arkadaşlar. Kullanacağım tepsiyi yağlamak için kabımın dibinde şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Daha sonra tuz ve karabiberi de ekleyerek kısa bir süre daha karıştırmaya devam ediyorum. Ben birer çay kaşığı kullandım. Sizler karabiber ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyebilirsiniz. Sosumu hazırlayıp daha sonra kullanmak üzere kenara aldıktan sonra tepsimin içerisine ayırmış olduğum yağımı ekleyerek bir pasta fırçasıyla tepsimin tabanını ve iç kısımlarını güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra yeterince haşlanan brokoli ve biberlerimi gelişi güzel bir şekilde tepsimin içerisine koyuyorum.
Brokoli ve biberlerimizi tepsimizin içerisine yerleştirdikten sonra önceden hazırlamış olduğumuz yumurtalık karışımı üzerine döküyoruz ve önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar pişirdikten sonra yemeğimizi fırınımızdan alarak üzerine peynirimizi ilave ediyoruz. Son olarak kekik ve pul biberi de serptikten sonra yemeğimizi tekrardan fırınımıza götürüyoruz ve yaklaşık birkaç dakika, yani şöyle peynirimiz erinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimizi fırınımızdan aldık arkadaşlar. Bence misler gibi kokusu ve renkli görüntüsüyle inanılmaz lezzetli görünüyor. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra hep birlikte servise hazırlıyoruz. Bir bıçak yardımıyla kestikten sonra bir dilimli servis tabağıma alarak tabağımı maydanoz yapraklarıyla süslüyorum ve daha sonra tabağımı kamerama yaklaştırarak sizlere yemeğimizin güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Brokoli ve biberler gayet güzel bir şekilde pişmişler arkadaşlar. Bana göre sağlıklı ve çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de bu tarifi dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.